Türkiye'nin yaz aylarındaki tatil merkezi. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçemediği adres. Antalya. Al nefesim, ve kentin cazibe merkezi. Yaz aylarında güneş, deniz ve eşsiz plajlarının yanı sıra tarihi dokusu ve mimarisiyle büyüleyici bir ilçe. Alanya. Doğası ve yaz aylarında sıcak havaya meydan okuyan yaylalarıyla da farklı bir uğrak noktası. Bu durakların başındaysa Gökbel Yaylası geliyor. Atasporumuz güreşe, büyük bir sevdayla bağlı olan Antalyalılar, serin havayı denize tercih ederek 1650 metre rakımlı Alanya'nın Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde bir araya geldi. XIV. Düzenlenen organizasyona güreşlerin ilgisi de Kırkpınar'ı kıskandıracak düzeydeydi. 14 kategoride 45'i baş pehlivan, 450 güreşçi doğalı şayırda kol bağladı. Güreşseverler de bu heyecana ortak olmak için tribündeki yerlerini almıştı. Güreşler bize daha böyle yani bir şey oldu, yani bir hobi gibi. Hep iş yerimizi kapattık, öyle geldik yani bugün falan. İnsanların burada böyle şenlik havası, bayram havası, birliktelik, yani insanlara bir değişiklik, atmosfer yaşatmak, ondan sonra ne bileyim buraya en kaliteli güreşçilerin gelmesi, yani çok güzel bir şey yani. Yaylamızda güzel bir şenlik oluyor yani, çok kişi geliyor. Hem turizm açısından her türlü, her yönden çok iyi oluyor yani. Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde gösteri yapan Mehter takımı organizasyona farklı bir renk kattı. Baş pehlivanlık müsabakaları başlamadan önce gözler çok kısa bir süre önce 657. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde altın kemeri kuşanan Orhan Okulu'nun üzerindeydi. Kura çekimi öncesi tüm baş pehlivanların Türk bayrağını taşırken verdikleri poz coşkuyu artırdı. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Osman Aynur, Mehmet Yeşil Yeşil gibi birçok önemli isim de Er Meydanı'nda mücadele etti. İlk tur kuralarının ardından baş pehlivanlar doğalı çayırda kol bağladı. Çekişmeli müsabakaların yaşandığı eşleşmelerde güreşçiler tüm hünerlerini sergiledi. Kule hakemi Tevfik Korkmaz, TRT Spor mikrofonuna müsabaka yönetiminden güreşte galibiyetin belirlendiği pozisyonlara kadar birçok detayı aktardı. Kuledeki karar verme sistemi, kulede kaç tane görevli hakem var? 8 tane. Bunun 8 tanesi kendi bölgesinden değilse, kendi bölgesinden olan katılmaz o müsabakanın şeyine, sonucuna. O 7 kişi, misal veriyorum, hangi fazla, 6'sı o galip derse o galip olur. Bir kişinin dediği olmaz kulede. VAR sistemini biz
Dünya Kupası'nda kullandılar ama biz bar sistemini 15 senedir kullanıyoruz biz yağlı güreşte. Ön tarafın göbeğin güneşi görmesi veya 90 derece payanda yapmak. Yani sırtın yere gelmesi veya puanlama güreşlerinde 3 nokta dediğimiz hakimiyet noktaları var. 2 diz 1 el, 1 diz 2 el. Arkaya geçip puan aldığında 5 dakika sürecinde 1-0'la güreş bitiyor. 1-1 de uzuyor. İkinci puana gelen galip sayılıyor. Son 16 turunun en dikkat çekici mücadelesinde Osman Aynur'la Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Orhan Okulu 40.000'er sonrası ilk mağlubiyetini Osman Aynur karşısında aldı. TRT Spor'a organizasyonu değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ataspor'umuz güreşin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Kırkpınar'ı ayakta tutan vilayetlerden birisi de Antalya'dır, Antalyalı sporculardır. İnanın son 20 yılın baş pehlivanları da bu meydanda kol bağlıyor. Hep birlikte bu Ataspor'umuza sahip çıkmak gerekiyor. Biz de yerel yöneticilerde üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı düşünüyorum. Ve yapacağız da birbirimize destek olarak ve sporu bir kat daha sevdirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çeyrek finale girildiğinde ise birbirinden zorlu eşleşmeler yaşandı. İsmail Balaban'la İsmail Koç, Fatih Atlı'yla Şah Ali Kurt, Ünal Karaman'la Osman Aynur ve Ali Gürbüz'le Tanju Gemici Er Meydanı'nda kozlarını paylaştı. Baş cazgır Bayram Ali Dede, TRT Spor mikrofonuna mahallelerin hikayesini anlattı. Ustalarımızdan aldığımız el ile, ustalarımızdan aldığımız eğitimle ben birçok argüman tarıyorum, birçok kitap tarıyorum. Kahramanlıkla ilgili, pehlivanlıkla ilgili yazılan kitapları okuyorum. Onların içerisini harmanlayarak bu şiirleri oluşturuyoruz. Yarı finalde Ali Gürbüz, İsmail Koç'la ve Osman Aynur da Şah Ali Kurt'la kıyasıya mücadele etti. Gökbel Yaylası yağlı güreşlerinde adını finale yazdıran ikili Ali Gürbüz de Osman Aynur oldu. Final karşılaşması öncesi yapılan ağalık ihalesini geçtiğimiz yıl olduğu gibi Kerim Yılmaz 357 bin lirayla kazandı. Ve bu sonuçla 2019 yılı Gökbel Yaylası yağlı güreşleri ağası oldu. Alkışlar diyelim başlığa. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Final müsabakasındaysa tam bir Antalya esintisi vardı. Karşılaşma öncesi Osman Aynur taraftarlarının heyecanı ise görülmeye değerdi. Ali Gürbüz ile Osman Aynur arasındaki final müsabakası kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. İki Antalyalı güreşçinin kapışmasında zafere uzanan Ali Gürbüz, kürsünün ilk basamağında yer aldı. Ben Kırkpınar'a çok iyi hazırlanmıştım bu sene. Çok istiyordum. Çok da inanıyordum. Çok da iyiydi durumum. En iyi rakiplerimi yenip geldim. Ama talihsiz bir şekilde yenildim. Nasip değilmiş. Bunun başka bir açıklaması yok. Ama Allah izin verirse ben o sahada kemer kuşanmadan bu güreşi bırakmayacağım. Bunu da başaracağıma inanıyorum.
Uzun bir aradan sonra çayırlara dönen Osman Aynur'sa ikincilikle yetindi. Güzel güreş seyrettirdiğimize inanıyoruz. Orhan Okulu biliyorsunuz Edirne 40 yılında şampiyon oldu. Burada da kemerini düşürdük. Ali Gürbüz'de yarım kalan işimiz var inşallah gelecek hafta Kestan Güreşlerinde onunla da güreş yapacağız.